Merhaba sevgili seyirciler. Ben Özgür Çetin. Bugünkü inceleme konuğumuz hemen elimde tutmuş olduğum Galaxy S4 Zoom. İlginç bir ürün var. Baştan bunu söylemekte fayda var. Bugüne kadar birçok cihaz inceledik. Burada birçok ürün elimden geldi geçti ama bugüne kadar incelediğim en ilginç cep telefonlarından ya da artık fotoğraf makinesi de diyebiliriz ürünlerinden bir tanesi var karşımda. Ürünün teknik özelliklerine geçmeden önce kısaca hedef kitlesini aslında değinmemiz gerekirse hedef kitlesi olarak Samsung burada özellikle fotoğraf konusunda ciddi ve çok daha hani fotoğraf konusunda kendini yetiştirmiş veya fotoğraf anlamında ciddi çekimler yapmak isteyen kullanıcıyı hedeflediğini belirtelim. Zaten cihazın özelliklerine baktığımızda ki ismindeki zoom da biraz oradan geliyor. 10x optik zoom özelliğinin olması da aslında buradaki ciddiyetinde önemli ibarelerinden bir tanesi. Telefon teknik özelliklerine geçecek olursak ilk bakışta dışarıdan baktığımız zaman aslında birazcık fotoğraf makinesini andıran bir cihaz var karşımızda. Hakikaten de ön yüzünden baktığınız zaman aslında fotoğraf makinesi görülüyor ama cihazı arka yüzünü çevirdiğimiz zaman bir ekran. Telefonun ekranı 4.3 inç büyüklüğünde Super AMOLED 16 milyon piksel desteği sunan ki çözünürlük olarak söylememiz gerekirse 540x960 piksellik bir ekranı bulunuyor. Ekranın piksel yoğunluğu ise 256 ppi, 8 GB'lık dahili hafızası var. 8 GB dahili hafızaya ek olarak da microSD bellek yuvası desteğiyle de 64 GB'a kadar hafızayı arttırabiliyorsunuz. 4.3 inçlik bu ekran Corning Gorilla Glass 3 desteği sahip. Yani kaplama bu şekilde kaplanmış, dış darbelere karşı da bu oldukça ciddi bir koruma sağlıyor. Üründe aynı zamanda 1.5 GB RAM bulunuyor. 1.5 GB RAM aslında genelde Android'in ihtiyaçları için fazlasıyla yeterli. Yine artık cep telefonunda görmeye alıştığımız işte kablosuz ağlara bağlanma, DLNA desteği, Bluetooth 4.0, işte Wi-Fi BGN, ABGN bütün hepsini destekliyor. Bunu belirtmiş olalım. Ve benzeri özellikler yine üründe bulunuyor. Klasik olarak Android 4.2.2 işletim sistemini kullanıyor ürün. 1.5 GHz'lik Cortex-A9 çift çekirdekli bir işlemci var. Bunun yanı sıra Mali 400 CPU'su kullanılıyor. Yine GPS desteği var. GLONASS uydularını da destekleyen bir teknolojiye yine cihaz üzerinde barındırıyor. Üründe 2300 mAh'lik bir pil var. Pilin de yaklaşık kullanımla, pratik kullanımdan bahsediyorum burada. Kendi yaptığımız testlerde ve elde ettiğimiz sonuçlarda yaklaşık bir gün gidiyor. Tabii çok fazla fotoğraf, video çekerseniz bu rakam hızlıca düşünmeniz mümkün ama günlük kullanımda bir güne yaklaşan bir kullanım da en azından işte e-postalarınızı kontrol ediyorsunuz, Facebook'a, Instagram'a vesaire girdiğiniz zaman yaklaşık bir günlük bir pil ömründen de bahsetmek mümkün. Üründe aslında az önce de bahsettiğim gibi fotoğraf makinesi gibi tasarlanmış. Hemen sağ üst kısmı biraz bombeli bir tasarıma sahip. Burada zaten deklanşör yuvası var. Cihaz açıkken bu düğmeye bastığımız zaman otomatik olarak bakın birkaç saniye basa tuttuğumuz zaman hemen objektif açılıyor ve fotoğraf makinesi çekimi hazır hale geliyor. Tabii cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Nasıl kullanılıyor diye belki merak edenler olabilir. Bir kere şunu da bahsetmekte fayda var. 10x'lik bir optik zoom'a sahip 24-240 mm'lik bir objektif var. Objektifin diyafram açıklığı çok geniş açı değil. F2.8 ya da F2 gibi değil. Ama yine de günlük kullanım için oldukça iyi sonuçlar verdiğini söyleyebiliriz. Zoom özelliğini isterseniz hemen cihazın objektifine entegre edilmiş bir halka yardımıyla yapabildiğiniz gibi fotoğraf makinesi bölümündeki menüden girdiğiniz zamanki artı eksi mercek tuşlarına basarak da yine zoom yapabiliyorsunuz. Böyle bir opsiyon da sunulmuş. Ayrıca cihaz fotoğraf makinesi modunda değil de normal moddayken ve kapalıyken örneğin siz ana menüde gezerken diyelim Android menüsünde bu kelepçeyle, bu sistemle oynadığımız zaman çekim modları arasında geçiş yapılabiliyor. Buradan istediğimizde parmağımızla bastığımız an itibaren de fotoğraf makinesi moduna hızlıca bir geçiş sağlanıyor. Bu da güzel bir özellik olmuş. Bir nevi kısa yol olmuş aslında. Cihazın diğer fotoğraf makinesi özelliklerine bakacak olursak 16 megapiksel çözünürlük sunuyor ki bugüne kadarki fotoğraf makinesi cep telefonlarında böyle bir çözünürlük yok. 1/2.33 inçlik bir sensör var. İşte yüz ve gülümseme yakalama gibi özellikleri bulunuyor. Optik imaj sabitleme, HDR, panorama gibi yine özellikler bulunuyor. Bu arada çekim modları neredeyse hemen hemen S4 ile aynı özelliklere sahip. Bu arada aynı ailenin işte S4 Mini'de de benzer çekim modları bulunuyordu. Buna ek olarak sadece bu cihazda zoom özelliği yani 10x optik zoom'da bulunarak birçok özelliği beraber kullanabilirsiniz. Bunun arasında işte HDR var, işte
üst üste çekim var vesaire birçok aslında modu var. Bunlar çok şeyden tanıdık geliyor bize. S4 cep telefonundan tanıdık özellikler olarak karşımıza çıkıyor. Hazır çekim modları mevcut birçok. Bunun yanı sıra S4'te olmayan işte PS ve PSE modları bulunuyor. P modunda birçok ayarsız yapabiliyorsunuz. Tamamen manuel modda bulunuyor. Yani P modun yanı sıra bir de manuel mod mevcut. Yine bu modu kullanarak da yine aynı zamanda bir kreatif modda bulunuyor. Bu modda kullandığımız zamansa istediğimiz çekimleri kendimiz istediğimiz gibi ayarları da yapabiliyoruz. Yeri gelmişken belirtelim, Galaxy S4 Zoom aynı zamanda video çekebiliyor tabii ki bütün cihazlarda olduğu gibi. Full HD 1920'ye 1080 piksel saniyede 30 kare video çekebiliyor. Bunu 720p'ye indirirseniz yani 1280-720 piksel indirirseniz 60 kareye kadar da çıkabiliyorsunuz. Video ve fotoğraf kalitesini de beğendiğimizi belirtelim. Samsung kolay bir arayüz getirmiş ki genelde firmanın aynasız modellerinde gördüğümüz ayar mekanizması yine bu üründe de bulunuyor. Diyafram enstantaneyi birkaç parmak hareketiyle hızlıca kurgulayabiliyoruz, kullanabiliyoruz. Fotoğraf ve video kalitesi ben gerçekten de beğendim. Onu baştan söylemekte fayda var. Özellikle video modunda zoom girebiliyorsunuz ve bu çok duyulmuyor dışarıdan da. Normalde zoom girdiğiniz zaman optik zoom özellikle. Optik zoom motorun hareketi birazcık duyulur. Çok fazla duyulmuyor. Yine de bir aslında bir mekanik bir motor var tabii ki ister istemez ama bu çok kulağa rahatsız etmiyor. İstediğiniz gibi zoom yapabiliyorsunuz. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilen, bütün her şekilde kullanabildiğimiz ve Samsung kalitesini de içinde barındıran bir ürün var. Kullandıktan sonra, deneyimledikten sonra da artık sizin tercihiniz olacağını düşünüyorum. Bu incelememizin de sonuna geldik. Farklı bir incelemeyle karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.